Arkadaşım selamlar, ben İsmail Hoca'nın SML Hoca Matematik YouTube kanalındasın, hoş geldin. Şimdi ikinci dereceden eşitsizlikler konusu bu videoyla bitiyor. Bu videoyla bitiyor da bundan sonra ne yapacağız? Öncelikle hemen bu videoyla alakalı 32, 33, 34 ve 36. örnekleri mutlak surette kaydediyorsun. Sonradan işine yarayacak. Bak, benden sana söylemesi. Bu bir. İkinci olarak da bu video biter bitmez hemen sana ödevini söylüyorum. Small, medium ve large testleri çözüyorsun. Yaklaşık 34-35 tane soru var. Bu soruları mutlaka ama mutlaka çözüyorsun. Ve en önemli kısmı, çözemediğin soruların çözümleri de mutlak surette izliyorsun, mutlak surette öğreniyorsun. Tamam mı güzel kardeşim? Evet, şimdi bu konudan hemen sonraki konumuz da parabol olacak. Onu da bilgisini vereyim bu video aracılığıyla. Şimdi sevgili arkadaşım, ne yapıyoruz? Buradan 32. örnekte 31. örneği çözmüştük. 32. örnekle devam ediyoruz. 32. örnekte sevgili arkadaşlarım muhteşem bir şey bekliyor bizi. Abone olduysan ve videoyu da beğendiysen gel örneğe bir bakalım. Evet, ikinci dereceden eşitsizliklerin 4. dersindeyiz ve son dersindeyiz arkadaşlarım. Bir bakalım 32. örneğe. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun beni. Çok ama çok pratik çözümler göstereceğim sana. Aşağıda fx eksi 2 ve gx artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre x çarpı fx çarpı gx büyük veya eşit 0 eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı isteniyor benden. Öncelikle kökleri bir bulalım seninle beraber. X'in kökü ne? 0 hocam. Tamam, burası kolaydı. Şimdi fx'in kökü ne? Hocam fx'in kökü de belli, bak eksi 1 ile 2. Hayır, 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 hayır. Ne yapacağız? Eksi 1 ve 2 değil. Neden? Çünkü bana fx eksi 2'nin kökleri verilmiş. Eksi 1 ve 2 diye. Ve fx fonksiyonunun kökleri isteniyor. Şimdi biz önceki konulardan esinlenerek diyeceğiz ki hocam fx eksi 2 fonksiyonunu oluşturabilmek için ben fx fonksiyonunu içeriden 2 çıkardığı için 2 birim sağa kaydırılmış halidir diyeceğim bu grafik. 2 birim sağa kaydırılmışken köklerimiz eksi 1 ve 2 ise 2 birim sağa kaydırmasaydık köklerimiz ne olurdu? Tabii ki 2 birim sola kaydırılmış hali olurdu. Yani burada eksi 3 ve 0 benim köklerim olurdu. İşte aynen şu şekilde bir grafik çıkardı karşımıza da. Bundan kaynaklı arkadaşlar buranın kökleri eksi 3 ve 0'dır diyeceğim. Şimdi geldim G'ye. G fonksiyonunun içine bakıyorsun. Gx artı 1 fonksiyonunun grafiği verilmiş ya. İçeriye 1 eklediyse demek ki bu 1 birim sola kaydırılmış hali. 1 birim sola kaydırılmış hali buysa 1 birim sola kaydırılmamış hali hangisidir? Tabii ki budur ve burası 3'tür ve burası da eksi 2'dir. Hemen yazdım eksi 2 ve 3. Burada sevgili arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey tabloyu oluştururken 0'dan 2 tane olduğundan 0 çift katlı köktür diyeceğiz. Şimdi köklerimizi bir sıralayalım. Eksi 3'ümüz var, eksi 2'miz var, 0'ımız ve bir tane de 3'ümüz var. Şimdi sayı doğrumuzu çizdik. Ve artık bacakları da şu şekilde atabiliriz. Evet. Ne demiştik? Sıfırda çift katlı kök var demiştik. Onu unutmadan hemen yazalım mı? Eşitliğin de olduğunu görüyoruz. Buralarda çift katlı kök var. Diğerlerinin tamamı tek katlı köke sahip. Ve daha sonrasında şöyle diyeceğiz. X pozitifti burada baş kat sayısı. Fx'e bakıyorum sonsuzda azalan olduğu için negatif. Gx'e bakıyorum sonsuzda artan olduğu için pozitiftir diyeceğiz. Bunların her birinin çarpımı negatif olduğundan eksi ile başladım. Artı çift katlı kök gördüm. Artı, eksi ve artı dedim. Benden istenen yerde sıfırdan büyük veya eşit olan yerlerdi. Yani şurası istenmiş, şurası istenmiş ve şurası istenmiş diyeceğim. Şimdi o halde benim çözüm aralığım x elemandır dedim. Eksi sonsuzdan başlıyorum. Eksi 3'e gelene kadar eksi 3 kapalı aralık birleşim. Eksi 2'den de 3'e kadar kapalı aralık. Hocam şurası o da sağlıyor. Sağlıyor ama zaten eksi 2 ile 3'ün arasında kaldığı için ve ben 0'ı da çözüme dahil ettiğim için tekrardan ekstradan bir 0'la birleşim işareti falan göstermeme lüzum yok güzel kardeşim. Evet, 32. örnek ÖSYM tarzı bir örnek demiştik. Mutlaka ama mutlaka kaydedin arkadaşlar. Sonrasında işimize yarayacak deyip göz kırpmıştık sizlere. 33. sorumuz. Aşağıda fgh fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. F çarpı h bölü g sıfırdan büyük veya eşit eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı isteniyor. Şimdi fx'in köküne bakıyoruz. Fx'in x eksenini kestiği yer neresi? Yok. Madem öyle kökü yok ama
sonsuzda pozitif olduğu için baş katsayısı pozitiftir. Bu böylece kalsın. Kökümüz yok burada. Hx'e bakıyoruz. Kökümüz Hx'in kökleri eksi 3 ve artı 2. Bak eksi 3 ve artı 2. Ama 2 de burada teğet olduğu için 2 çift katlı bir köktür diyeceğiz. Gx'e bakıyoruz. Gx'in kökü de sevgili arkadaşlarım burada kaç? Eksi 3. Bunu da bu şekilde yazdık. Şimdi 2 de çift katlı kök vardır demiştik fakat eksi 3'ten de 2 tane olduğu için demek ki burada da çift katlı kök var. Köklerimiz de yalnızca eksi 3 ve 2 idi zaten. Hemen sayı doğrusu üzerinde cart diye gösterdim. Eksi 3'te de 2'de de çift katlı kök var. Ve eksi 3'ün çift katlı kökünde paydanın da kökü olduğu için eksi 3. İçini boş bırakıyorum. 2 sadece ama sadece pay kısmının kökü olduğu için içlerini doldurdum. 2'yi alabilirim ama eksi 3 alamam. Neden alamıyordum? Paydanın kökü olduğu için. Şimdi neyle başlayacağım? Fx zaten pozitifti. Hx'e bakıyorum negatif azalan. Gx'e bakıyorum artan olduğu için pozitiftir dedim. Artı çarpı eksi. Eksi eksiyi artıya böldüm. Eksi geldi. Eksiyle başladım. Eksiye devam ettim. Eksiye devam ettim. Benden istenen yer neresi? Sıfırdan büyük veya eşit olan yerler. Sıfırdan büyük olan bir yer yok ama eşit olan var. Demek ki benim çözüm kümemde sadece ama sadece 2 elemanı varmış. Bu da benim cevabımmış derim. 33. örneğimi de çözdüm. Devam ediyorum. 34 ile sizlerle birlikte. Aşağıda f fonksiyonu grafiği verilmiş. Sana bana. Fx fonksiyonu da aha bu şekilde doğrusalmış. Şimdi bu soruya birden fazla çözüm üretilebilir. En çok akla gelen çözümlerden bir tanesi de hocam fx'in kuralını yazabiliriz diyebilirim. Eğimi burada kaç? 2. Dolayısıyla fx 2x ile başlar. 0 yazınca eksi 2'den geçtiği için 2x eksi 2 olacaktır. Buna göre ben fx bölü 2, fx eksi 1 ve fx artı 2'yi bulup 4. kuvvetini alabilirim elbette. Ama ben diyorum ki daha pratik olan çözümleri de var. Daha pratik olan çözümle çözelim biz bunu. Sonuçta bize biraz da zaman lazım değil mi? Hatta en önemli şey zaman. Pekala. Şimdi fx'imizin kökünü kaç? 1. Yani ben f1'in 0 olduğunu biliyorum. Bu da bana kökü veriyor zaten. Fx'i 0 eşitleyen değer köktür. Buranın kökü 1. Peki fx bölü 2'nin kökü kaç? Unutma ki f1'in 0 olması gerekiyor. Çünkü f fonksiyonundan bahsediyorum. Peki burayı 1 yapabilmek için x'in kaç olması lazım? 2. Demek ki buranın kökü 2'ymiş. Cepte. Peki burayı 1 yapan değer ne? O da 2. Peki burayı 1 yapan değer ne? O da eksi 1. Şimdi benim köklerim neymiş? 2, 2 ve eksi 1. Ama burada 4. kuvvet olduğu için eksi 1 çift katlı kök. Bu da cepte. 2'den 2 tane olduğu için 2 de çift katlı kök. O halde eksi 1'i yazdım. 2'yi yazdım ve kök tablosunu hop oluşturdum. İkisi de çift katlıydı unutmayalım. 2 pay kısmının köküydü. Dolayısıyla 2'de eşitlik var. Buradaki eksi 1... paydanın köküydü. Dolayısıyla bunda eşitlik yok diyeceğim. Ve benden neresi isteniyordu? Sıfırdan büyük veya eşit olan yerler. Peki bunlar artıyla mı eksiyle mi başlar? Hocam fx fonksiyonu pozitif yani artan olduğu için bu da artıdır, bu da artıdır, bu da artıdır. Dolayısıyla artıyla başladım. Sonra artı, sonra artı diye devam ettim. Peki benden istenen yerler sıfırdan büyük yerler olduğu için burası da isteniyor. Burası da isteniyor, hatta burası da isteniyor diyebilirim. Peki her yer isteniyor. Her yer isteniyorsa ben tüm reel sayılar diyebilirim bunun çözümüne. Aması var. Eksi 1 sağlamıyordu. Dolayısıyla eksi 1'i buradan çıkarmam şart. O halde benim çözüm kümem neymiş? Tüm reel sayılar eksi 1'miş sevgili gençler. 34. örneğimizde bu şekilde güzelce çözdük. Ve geçelim 35'e. Şimdi diyor ki soruda bir not var. Bu soruyu grafik çizerek çözelim demiş. Grafik çizmeden de çözebilirdik ama grafikle çözelim bir de bakalım. Sonuçta farklı farklı bakış açıları bizim için değerli. Öncelikle sevgili arkadaşlarım. Fx'i vermiş bize. Eksi 3x kare artı 12 ve gx'i vermiş. 6x eksi 12. Bu fonksiyonlar verilmiş. Gx'in fx'ten küçük veya eşit olduğu aralığı bul demiş bize. Öncelikle ben şu benim x ve y kartezyen koordinat sistemim olmak üzere. X karenin grafiği şöyle bir şeydi. O zaman eksi x karenin grafiği şöyle bir şeydir. Ve eksi 3x karenin grafiği de şöyle kolları daha dar olan bir şeydir. Demek ki eksi 3x kare bu. Tamam onu bir çizeyim ben o zaman size. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Eksi 3x kareyi çiziyorum şimdi. Hop çizdim. Tamam. Şimdi diyor ki eksi 3x kareyi çizdin eyvallah ama 12 ekle buna diyor. 12 ekleyeceksem 12 birimde yukarı kaldırırım o halde. Aha burası 12. Peki bunun kökleri ne? Buranın kökleri şurayı 12 yapan x kare 4 olması lazım.
Eksi 2 ve artı 2'dir. Yani burası eksi 2'ymiş. Hop, burası da artı 2'ymiş. Şimdi bak, bu benim fx'im oldu artık, tamam mı? Bu cepte. Sonra gel gelelim şuna. 6x-12'nin mutlak değeri. Ben x'e 0 verirsem burası ne olur? 12 olur. Şuradan geçer. X'e 2 verirsem bu sefer de içerisi 0 olur. Buradan geçer. Mutlak değerli olduğu için kritik noktamız 2. Demek ki 2'den kırılarak devam edecek. Yani şu şekilde bir grafiğimiz vardır diyebiliriz. Bu da gx'in grafiğinin ta kendisi oldu. Peki güzel kardeşim. Şimdi geldik şuraya. Gx'in fx'ten küçük veya eşit olduğu yerler. Yani bu ne demek biliyor musun? Grafik olarak düşündüğün zaman gx'in grafiğinin fx'in grafiğinin daha altında kalan bölge isteniyor benden. Ki gx'in fx'ten daha aşağıda kaldığı bölge sadece ama sadece bak burasıdır. Diğer bütün yerlerde gx daha büyüktür. Dolayısıyla benim çözüm aralığım bak nereden? X'ler 0'dan 2'ye kadar gelecek. O halde benim çözüm aralığım 0 ile 2 kapalı aralıdır dedim. Neden kapalı? Eşitlik vardı onda. Kapalı aralığı bizim çözümümüz olur diyeceğiz. Çözümüm işte bu kadar basitti dedim. Tablo çizmeden mutlak değerli ve buradaki bir parabolü tablo çizmeden sevgili arkadaşlarım bu şekilde çözümünü çıkarabilirim dedim. Ve geçtim örnek 36'ya. Örnek 36'da şöyle bir tık uzaklaşalım. Şöyle yapalım aynen. Şimdi gençler fx fonksiyonun grafiği bize verilmiş. Bu soruyu da işaret ettirmiştim farkındaysan. X kare eksi 36. Bunun köklerine eksi 6 ve artı 6. Güzel. Peki fx'in köklerine? Hocam fx'in kökü de bak zaten fx'miş bu. Eksi 2 ile artı 6. Eksi 2 ve artı 6. Şimdi 6'dan kaç tane var? Bak, burada 2 tane var. Demek ki bu 6 neymiş arkadaşım? Çift katlıymış. Hemen yazdım. Bu çift katlı. Bunu unutmayalım. En küçük kökümüz eksi 6. Başladım. Sonraki kök eksi 2 ve sonraki kök 6 olacak şekilde bir sayı doğrusu çizdim. Bu sayı doğrusunda bacakları da çizdik şöyle. Şimdi eşitlik var. Pay kısmının köklerinde eşitlik olacak. Eksi 6'da eşitlik varmış bak. Şimdi artı 6'da da eşitlik var ama artı 6 payda kısmının da kökü olduğu için o eşitliği kullanmıyorum. Yok. Eksi 2 de paydanın kökü olduğu için buna da bu şekilde bir boşluklu yüzük attım. Sonrasında delik yüzük diyelim. Polo. Delikli nane. Tamam. Şimdi neyle başlayacağım? Hocam fx pozitif zaten. Bu da pozitif. Görüldüğü üzere artıyla başlayacağım. Artı dedim. Artı dedim. Eksi ve artı dedim. Benden istenen yer sıfırdan büyük veya eşit olan yerler olduğu için şurası istenmiş ve şu taraf istenmiş. Bir de şurası istenmiş diyeceğim. Benden ne isteniyor? Sağlamayan tam sayı değerlerinin çarpımı isteniyor. Şimdi sağlamayanlarsa şurada ilk olarak eksi 5 sağlamıyor zaten. Eksi 5'i aldım. Eksi 4 de sağlamıyor. Eksi 3 de sağlamıyor. Eksi 2 hocam o da sağlamıyor. İçi boş. Çok güzel. Bak bir de burada 6'nın içi boş olduğu için 6 da sağlamıyor. Şimdi bunların çarpımı sorulmuş ya bak. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Tamam güzel. Sonuç pozitif çıkacak. Ondan eminiz. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6 bana neyi verir? Hocam 6 faktöriyeli verir. O halde cevap 6 faktöriyeldir. Ben ÖSYM olsam cevapları 6 faktöriyeli koyarım. Ama bazı denemelerde şurada burada cevap 720 olarak da verilebilir. Tamam ama 6 faktöriyel daha efektif bir cevap olur. Dolayısıyla doğru cevabımız 6 faktöriyeldir diyebiliriz. Tabii 720 olarak da verilebilir cevap. Bunu da sakın unutmayın. Faktöriyelli sayıları da lütfen 7 faktöriyeli kadar en azından bilin. 7 faktöriyel çok fazla işinize yaramayabilir ama bilin. 7 faktöriyel de 5040. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer sayfamdayım artık. 37. örnekteyim. Bir diğer sayfaya geçmeden önce şöyle sayfamıza uzaktan da bir bakalım arkadaşlar. Gayet şık, dolu, düzenli bir sayfa. Aynı bir önceki sayfamız gibi. Umarım senin de sayfaların bu şekilde dolu dolu oluyordur. Birlikte sevgili arkadaşlarım tüm PDF sayfalarını doldura doldura ilerleyeceğiz. Anlaştık. Devam. 37. örnek. Aşağıda 1 ve 2 nolu dijital tartıların üzerine konulan ağırlıklardan sonraki görüntüleri verilmiş. Alınan ürünlerin dijital tartıdan çıkan barkod etiketleri yanlarına verilmiş arkadaşlar. A ve B gerçel sayılar olmak üzere. X gerçel sayısının değer aralığını bulunuz demiş. Bak A ile B'nin çarpımı da 2'den küçük. Şimdi bak muzla karpuzu aynı tartıya koymuşum. X kilo gelmiş. Kabakla domatesi aynı tartıya koymuşum. X kilo gelmiş. Ama muzun burada ben 2 kilo olduğunu biliyorum. Karpuz da A kiloymuş. O zaman ben A ile 2'nin toplamına X der miyim? Derim. Sonra hocam salkım domatesi 3 kiloymuş. Bu da B kiloymuş. O zaman B ile 3'ün toplamı da kaçtır? Tabii ki yine X'tir.
Bana A ve B lazımdı. O halde güzel arkadaşım, ben şöyle aşağı doğru inerim ve derim ki madem A artı 2 x'ti, A buradan x eksi 2 gelir. Bu cepte. Madem B artı 3 şuradan x'ti, o zaman B'yi de yalnız bırakırım. X eksi 3 gelir. Ve bana diyor ki x eksi 2 ile, yani A ile x eksi 3'ün çarpımı 2'den daha küçüktür diyor. E çok güzel. Madem öyle, artık çözümümüze odaklanalım biz. X eksi 2 ile x eksi 3'ün çarpımı 2'den küçükse şurayı bir dağıtalım. X'in karesi eksi 5x artı 6 küçüktür 2. 2'yi de sol tarafa davet edelim. X kare eksi 5x artı 4 küçüktür 0. Çok güzel. Şimdi çarpanlarını ayıralım. X'e x ve burayı da ben eksi 4'e eksi 1 diye ayırabilirim. Demek ki burada x'ler 1 ve 4 olarak köklerini bulacağız. Bir tablo çizeceğim hemen. Bu tablo üzerinde de sıfırdan küçük dediği için eşitlik yok diyeceğim. Pozitif olduğu için de baş katsayısı artıyla başlayacağım. Eksi ve artı dedim. Benden istenen aralık sıfırdan küçük bölge olduğu için şurası benim çözüm aralığımdır diyeceğim. Yani 1 ile 4 açık aralığı. Şimdi 1 ile 4 açık aralığı benim cevabım mıdır? Değildir. Bu tarz sorularda, böyle hikayeli sorularda dikkat etmen gereken bazı şeyler olabilir. Hemen onu ben sana söyleyeyim. Hocam, ağırlıklar negatif olamaz. Ağırlık burada sıfır da olamaz. Çünkü burada bir görsel var. Yani sen bu karpuzu gitmişsin, buraya koymuşsun. Tamam mı? Bu karpuzu buraya koymuşsun. Doğal olarak bizim yapmamız gereken şey nedir? Bu karpuzun ağırlığının da pozitif olması lazım. Karpuzun ağırlığı neydi? A'ydı. Şimdi demek ki A dediğim şey neydi? X eksi 2. Bak, X eksi 2'ydi. Demek ki X eksi 2'nin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani X'in 2'den büyük olması gerekiyor. Ya da buradaki kabağın ağırlığı X eksi 3. Bunun sıfırdan büyük olması lazım. Yani X'in 3'ten büyük olması gerekiyor. Şimdi ben burada bunun, bunun ve bunun kesişimini almam gerekiyor. Alırız, çok kolay. Bir kere x büyüktür 2'yi mi alacağım, x büyüktür 3'ü mü alacağım? Tabii ki x büyüktür 3'ü alacağım. Neden? Çünkü 2'den büyük olan her sayı 3'ten büyük değildir, ama 3'ten büyük olan her sayı 2'den büyüktür. Dolayısıyla benim çözüm aralığında x 3'ten büyük olacak. Ama burada da diyor ki 4'ten de küçük olmalı. Çok güzel. O zaman x'ler nerededir? 3'ten daha büyük, 4'ten daha küçüktür. Yani benim çözüm aralığım bu. Bak, şıklarda bu, yani 1 ile 4 açık aralığı %100 olur. Bak, %100 olur. Ama şıklarda bu da olur. Ve senin belki de ilk eleyeceğin şıklardan bir tanesi budur. Yani doğru cevabı elersin. Gidersin 1 ile 4'ü şurada buldum diye. Oh, mis gibi tabloyu da buldum. Ya düşünsene ne kadar inandırıcı. Tabloyu çizmişsin, 1 ile 4 açık aralığını bulmuşsun. Aha, bunu işaretlemeyeceğim de neyi işaretleyeceğim bak. 10 numara 5 yıldız oltaya gelirsin, tamam mı? Aman dikkat et, saz anlama. Ne yapmamız gerekiyor? Arkadaş, ağırlıklar bir kere negatif olamaz, sıfır olamaz. O halde bunların sıfırdan büyük olması gerekiyor deyip o çözümleri de dahil etmemiz lazım çözümün içerisine. Aman dikkat, bu tarz ifadeler nerede karşına çıkarmış? Hikayeli sorularda. Hikayeli sorularda bu tarz şeylere dikkat edeceksin. Dedim ve devam ettim örnek 38'de. Bu tarz soruyu da sırf neden buraya koydum biliyor musun? Bu tarz soruların çözümlerini yaparken genelde hata yapıyorsun, sırf o yüzden koydum. Dikkat et sorunun çözümüne. Böyle ifadelerde kimi öğrenci içler dışlar çarpım yaparak başlıyor. Böyle bir şey yapılamaz. Buna dikkat ediyorsun. Bu bir. İkinci olarak nasıl başlayacağız hocam? 2 bölü x eksi 1'in yanına aha şu ifadeyi getireceksin. Burada eksi 1'di ya. Artı yaptım. 1 bölü x artı 5 dedim. Tamam. Ve böylelikle ne oldu? Sıfırdan küçük veya eşit oldu. Şimdi ne yapacağız? Payda eşitleyeceğiz. Üşenmeden yapacaksın bunu. Burayı x artı 5'te. Burayı x eksi 1 ile genişleteceksin. 2 ile bunu çarparsam 2x artı 10 gelir. 1 ile bunu çarparsam artı dedim x eksi 1 gelir. Payda kısmını dağıtarak yazma. Çünkü zaten bir sonraki evrede çarpanları ayırmaya çalışacaksın. X eksi 1 ile x eksi 5'in çarpımıdır. X artı 5'in çarpımıdır payda kısmı dedim. Ve sıfırdan küçük veya eşit dedim. Üst tarafı düzenleyeceğim. 2x de x'in toplamı 3x yapar. 10'dan 1 çıkarsa da 9 olur. 3x artı 9 geldi. Peki alt kısımda ne var? Alt kısımda da x eksi 1 ile tabii ki x artı 5'in çarpımı vardı. Ve sıfırdan küçük veya eşittir dedik. Sonra buranın kökünü bul. Buranın kökü nedir? Eksi 3. Şunun kökü nedir? 1. Bunun kökü nedir? Hocam o da eksi 5'tir. Şimdi en küçük kök burada eksi 5 olduğu için. Eksi 5'i yazdım. Eksi 3'ü yazdım daha sonrasında. Ve 1'i yazdım. Ve şimdi tablomu oluşturuyorum. Sayı doğru mu çizdim? Sıraladık sayı doğrusuna. Tablonun bacaklarını da çizdik. Şimdi eksi 3'e eşitlik var buradaki eşitlikten kaynaklı. Ama eksi 5'e ve 1'e eşitliğimiz olmayacak arkadaşım. Tamam, olmayacak. Peki neyle başlayacağız hocam?
Artı, artı, artı olduğu için artıyla başladım. Eksi, artı, eksi dedim. Sıfırdan küçük olan yerler isteniyordu benden. Madem öyle, şurası ve şurası isteniyormuş diyeceğim hocam. Çözüm kümesini bulunuz demişti. Hadi yazalım. X'ler elemandır. Nerededir? Eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar eksi 5 açık aralık. Birleşip eksi 3'ten 1'e, eksi 3'ten kapalı, 1'den açık aralık diyeceğim. İşte benim çözüm kümem, çözüm aralığım burasıdır sevgili gençler. Kaldı mı son iki sorumuz? Evet hocam. Hadi bakalım. Şimdi sizin PDF'lerinizde bu soruda bir hata göreceksiniz. Sorunun şurasında sizin PDF'lerinizde en fazla yazıyor. Burası düzeltildi arkadaşlar. En az olacak burası. Tamam, aklınızda bulunsun. Buna göre çözelim soruyu. Aşağıda uzun kenarı 238 cm olan gençler bir dikdörtgen mantar pano gösterilmiş. Semih bu mantar panoya aldığı işleri yazdığı uzun kenarı x artı 3 birim olan dikdörtgen not kağıtları asacaktır. Bak burası x artı 3. X artı 3. X artı 3. Aha burası da x artı 3. Tamam. Mantar panonun alt kenarına paralel ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde x tane kağıt astığında son asılan kağıdın bir kısmı panonun dışına taşmıştır. Şimdi güzel kardeşim bak. Şunun uzunlukları her biri 12 santim olsaydı, 10 tane kağıt assaydım, buranın toplamı ne olurdu? 120 santim olurdu. Nasıl bulurdum bunu? 12 ile 10'u çarpardım değil mi? Şimdi o zaman ben bu kağıtların yan yana tümünün tamamının uzunluğunu nasıl bulurum o halde? Şu 12'yi silelim. Nasıl bulurum? Tabii ki de kaç tane kağıt varsa kağıt sayısıyla şuranın uzunluğunu çarparım. Yani ne bulmam gerekiyor? X çarpı x artı 3 bulmam gerekiyor. Bu kağıtların yan yana asıldığı zaman, aralarında boşluk kalmadan yan yana asıldığı zaman toplam uzunluğunu verir bana. Çok güzel. Peki bu uzunluk, kağıtların uzunluğu mantar panonun dışına taştığına göre demek ki ne demem gerekiyor benim? Büyüktür 238 demem gerekiyor. Çok güzel. Şimdi burayı bir daha atalım. X kare artı 3x büyüktür 238 gelir mi? Gelir. 238'i sol tarafa davet edelim mi? Gel bakalım buraya. X kare artı 3x eksi 238 sıfırdan büyük oldu. Şimdi çarpanları ayırmam lazım değil mi? Ayrılır ayrılır merak etme. X'e x. 238 17 ile 14'ün çarpımıdır. Dolayısıyla ben burayı artı 17 ile eksi 14 yazarsam çarpımları 238 gelir. Toplamları da artı 3'ü verir. Mükemmel. O zaman köklerim eksi 17 ve artı 14 olur. Şimdi buna göre bir tablo çizmem gerekiyor benim. Eksi 17 ve artı 14'e göre bir tablo çiziyorum. Eşitlik olmadığı için aha burası ve burası boşluk olacak. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor hocam? Neyle başlamam gerekiyor? Artıyla. Artı, eksi, artı dedim. Benden istenen yerler pozitif olan yerler olduğu için bak pozitif. Demek ki buralar isteniyor. Şimdi hocam bize Semih'in kullandığı not kağıtlarının uzun kenarının uzunluğunun tam sayı değeri en az kaçtır diye sorulmuştu. Yani şu x artı 3'ün minimum değeri soruluyor benden. Minimum değer isteniyorsa ben x'i bu taraftan seçmez miyim ya? Evet seçeriz ama x'i buradan en küçük eksi 10, en büyük eksi 18 seçebilirsin. Ama eksi 18'i götürüp şurada yerine yazdığın takdirde ne olur biliyor musun? O kağıdın uzunluğu negatif olur. Bak yandaki soruyla aynı muhabbet. Gene hikayeli bir soru. Gene hikayeli bir soru. Hikayeli soruda neye dikkat etmem gerekiyor demiştim. Cisimlerin uzunlukları, ağırlıkları, hacimleri, şunları bunları negatif olamaz, sıfır olamaz. O halde sevgili arkadaşlarım benim çözüm aralığımda aha burası yok diyeceğim. Çünkü x artı 3'ün sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani x'in eksi 3'ten daha büyük olması gerekiyor. Peki x eksi 3'ten daha büyükse alabileceği en küçük değer burada kaçtır? Tabii ki de 15'in ta kendisidir. O halde bu kağıtların bir tanesinin uzunluğu x artı 3 ise benim x'imin alabileceği değerde en küçük 15 ise 15 artı 3'ten bu not kağıtlarının uzun kenarının alabileceği en küçük değer 18'dir derim. Bu da bana minimum değeri verir. Doğru cevabım da bu olur diyeceğim. Tamam. Çok klas. Çok başarılı bir soruydu. Şimdi devam edelim son sorumuza artık. Gençler son sorumuza dikkatli bir şekilde dinliyorsun. İkinci dereceden denklemlerle eşitsizlikleri birleştirdiğim bir soru. ÖSYM bu tarz soruyu sever mi? Ulan sever tabii ki. Niye sevmesin? ÖSYM bu tarz soruları sever arkadaşlar. Aha buraya bu şekilde bir logosunu da çizelim. ÖSYM'yi de buradan analım arkadaşlar. Tamam. Şimdi gel soruya bir bakalım. Denklemin kökleri neymiş? X1 ve X2. Denklem vermiş ha bu sefer. Peki. X1 X2'den küçük ve X1 negatifken X2 pozitif miymiş? Bu bana neyi verir? Neyi düşündürür? Yani ne aklıma gelmeli? X1 ile X2'nin çarpımının negatif olduğu aklıma gelmeli. Bu 1. 2.
x1 mutlak değerci x2'den büyüktür demek ne demek? 0 şuradaysa, x1 buradaysa, x2 nerededir? Tabii ki 0'a daha yakın bir konumdadır. Neden? Çünkü gençler, x1 negatifti, bu pozitifti. X1'in mutlak değeri, yani x1'in 0 olan uzaklığı x2'nin 0 olan uzaklığından daha fazladır demiş bize. O halde x1 daha uzaktadır. Peki ben bu x1 ile x2'yi artık toplarsam toplamları ne olur? Tabii ki o da 0'dan küçük olur. Bu da ikinci cepte. Şimdi o zaman artık soruyu bitiren hamleleri yapıyoruz. Kökler çarpımımız bizim neydi? C bölü A'ydı. Peki C'miz burada kaç? Eksi 2 M eksi 3. Eksi 2 M eksi 3. A'mız kaç? 1. O zaman A gördüğüm yere 1 yazacaksam bir şey yazmama gerek yok. Çünkü eksi 2 M eksi 3'ü 1'e böldüm. Aynı şey gelecek. 0'dan küçüktür dedim. Böylelikle eksi 2 M'yi bu tarafa atarsan 2 M eksi 3'den daha büyük olur. Ve her iki tarafı 2'ye bölersem M eksi 3 bölü 2'den daha büyük olmak zorundadır dedim. Bu bir cepte. İkinci olarak da şuradan bir çözüm alalım lütfen. Kökler toplamı eksi B bölü A idi. Bizim B'miz burası olduğu için bunun eksilisi M eksi 5'tir. Bölü 1, evet, 0'dan küçük olmalı. Yani M 5'ten daha küçük olmalı dedim. Hocam, eksi 3 bölü 2'den daha büyük olan bir M var elimde. Ve 5'ten de daha küçük olan bir M var elimde. Artık M bu aralıktadır diyebilirim. Ve M'nin tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuştu. M burada hangi tam sayı değerlerini alabilir? Bak burası eksi 1,5. Eksi 1,5'tan daha büyük olan eksi 1 var. Sonra 0 var, 1 var, 2 var, 3 var ve 4 var. 5'i alamam. Pekala, işte bunların toplamı sorulmuş. Eksi 1, 0 ve 1'in toplamı zaten koca bir 0. O halde 2, 3, 4'ün toplamı bana 9'u verir. Cevabım da, yani son sorumun cevabı da tabii ki 40 olur diyeceğim. Evet, şöyle sayfamıza şimdi senle uzaktan bakma zamanı. Şimdi gençler, umarım her sayfanın sonunda umduğum gibi senin de sayfaların bu şekilde dolu doludur ve anlamadığım bir sayfa, anlamadığım bir satır bile yoktur umarım. Ya elimden geldiğince ciddi anlamda inanılmaz derecede emek harcıyorum bu soruları daha rahat nasıl anlayabilirsem o şekilde anlatayım diye. Ve ciddi anlamda sevgili arkadaşlarım iyi de anlattığımı düşünüyorum. Umarım sen de iyi bir şekilde anlıyorsundur. Tamam. Evet. Artık eşitsizliklere de noktayı koyduk. Buraları doldurmuştuk ama kaydetmeyi unutmuşuz. Eşitsizliklere de sevgili arkadaşlarım noktayı koyduk. Ve senin artık ödevin belli. Neydi ödevin? Small, medium ve large testleri çözeceksin. Karşıma öyle geleceksin. Bak burada 12, burada 9 etti 21. Burada da 9 tane soru var. 30 tane sorumuz var arkadaşlar. Bu 30 tane soru senin ödevin. Tabii bu 30 tane soruyu çözünce yetecek mi? Yetmeyecek. Çözdüğün soru bankasından artık hangi soru bankasını çözüyorsan o soru bankasından da mutlak surette eşitsizlikler kısmını tamamlıyorsun. Tamam. Evet. Artık sonraki videomuz yani parabolde görüşeceğiz. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma. Abone olup bu videoyu da beğenmeyi lütfen onu da unutma.